aramıza katıldı. Yonca Hanım selamlar. Çok teşekkür ediyoruz bugün aramızda olduğunuz için. Hoş geldiniz. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Herkese selam. Mesajınızı almak isterim hızlıca. Yonca Evcimik'e bu tartışmalar ne düşündürdü? Sosyal medya paylaşımlarınızı, bu konuda yürüttüğünüz çalışmaları bir haberci olarak ben biliyorum ekranlara getirmek konusunda gayret gösterip sunuyorum en azından ama sizin ağzınızdan duymak önemli Yonca Hanım. Bu ülkeye ne tartıştırıyorlar? Aslında ne olması lazım? Yonca Evcimik perspektifinden olan biten nedir? Öncelikle ben bu konunun tekrar gündeme gelmesini zaten başından beri çok saçma buluyorum. Çünkü var olan yasanın içinde, revize görmüş olan yasanın içinde zaten bu görev belediyelere verildi. O zaman da konuşuldu eş zamanlı, seferberlik gibi bir toplanılsın, kısırlaştırılsın, aşılatılsın ve alınan yere bırakılsın diye konuşuldu. Fakat şimdi bu sonuç vermemiş gibi bambaşka bir pencere açılmaya çalışılıyor. Şimdi daha önce denenmemiş, yapılmamış, belediyeler tarafından verilen görev tam anlamıyla yerine getirilmemiş, barınaklar yapılmamış, hayvanlara doğal yaşam şartlarında yaşayabilecekleri yerler oluşturulmamış. Bunlar yapılmamışken biz neyi olmadı deyip tekrardan yapmaya çalışıyoruz. Yani bu o kadar saçma ki bambaşka bir önümüze tablo konuyor. İşte bir takım rantlar var, işte mama mafyası bir şeyler konuşuyor. Yani madem bunlar var olabilir de ama onları toparlayın, onları kapatın, onları uyutun. Yani çocukları zavallı hayvanları değil. Dolayısıyla üsluplar çok çirkinleşti, kavgalar falan. Neticede sonuçta olan bu zavallı hayvanlar olacak. Ama hala çok geç değil belki de. Yani bizler de bir grup arkadaşımızla, sanatçı grup arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye bir yandan zaten konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili bir şey öne koyacağız çok geç olmazsa inşallah. Ama gerçekten kısırlaştırmanın bir çözüm olduğunu, aslında kırsallarda sıkıntı olduğunu, ana şehirlerimizde sıkıntı olmadığını, saldırgan dediğimiz köpeklerin aslında rehabilite edilebileceğini, bunların hepsini biz ezbere biliyoruz. Ama daha çabuk bir sonuç ve daha hızlı bir yola gitmeye çalışılıyor. Bunun gerçek sebebini ben de anlamış değilim. Yani gerçekten çok can yakıcı şeyler oldu gerçekten. İşte çocuklarımız öldü, yaşlılarımıza saldırıldı. Biz hiçbirimiz istemeyiz ki bunların olmasını. Ama daha da büyük problemler varken, insanlar ölürken, kadınlar şiddet görüp öldürülürken, hayvanlara tecavüz edilip, işte çocuklara tecavüz edilirken buraya mı kaldık biz? Bütün bunların üstünde başka bir konu var diye düşünüyorum artık. Ya bu kadar olmamalı. Vicdansızlıkla kimseyi suçlamak istemiyorum ama biz bunları böyle yaşarken ve düşünürken başkalarının düşünmüyor olması da çok üzüntü verici. Aynı toplumda yaşıyoruz. Yani böyle. Bence çözüm hakikaten kısırlaştırmaktan geçebilir. Ama önce barınakların yapılması, rehabilitasyon merkezlerinin hazırlanması lazım. Bunlar bir süreç. Daha biz bunları konuşurken günlerdir toplamaya başladılar zavallı köpekleri. Yani buna da dikkat etsin bence bizi izleyenler. Kapınızın önündeki köpeği, baktığınız köpeği vermeyin bir şekilde. Yani henüz o yasa geçmedi. Ya da sahiplenmeye çalışalım önümüzdekilere en azından. Çünkü onlar da izleyecek. O uysal olanlar, sosyalleşmiş olanlar, bizle beraber yaşamaya alışmış olanlar da gidecek. Dolayısıyla herkesi bir hakikaten elini vicdanına koyup düşünmeye davet etmek istiyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Meclis Genel Kurulu'nda asıl oylamaya açılacak. O konuda umut var mısınız? Bir de onu sorayım son olarak. Yani şöyle bir şey var. Mesela CHP dedi ki bize gelen görevde bizler geri dönmedilerse eğer sözlerinden. Bizler CHP'li belediyeli olarak asla bunu yapmayacağız dediler. Değil mi? Bunu duyduk. Dün ya da evvelsi gündü galiba MHP'nin bir açıklaması oldu. Evet. Bizim yakın dostumuzdur hayvanlar, köpekler halkımızın. Biz onların tarafında olacağız diye bir şey dediler. Yani eğer mecliste MHP biz kabul etmiyoruz derse bu da bir noktaya gidecektir. Göreceğiz hep birlikte. Yani bireysel olarak hiçbir şey yapamıyoruz. İnsancıklar oralarda telef oldular kapılarda ama demiyorum ben ya. Yani günlerdir ne uyuyabiliyorum, ne düşünebiliyorum. Etrafımdaki bir sürü insan aynı şekilde görebiliyorum bunu.
Çocukların psikolojileri bozuldu. Bizim arkadaşlarımızı, sokaktaki dostlarımızı götürecekler mi diye bana soruyorlar. Böyle bir durum. Yonca Hanım, tekrar teşekkür ederim katıldığınız için. Umuyoruz ki genel kurulda herkesin beklediği değişiklikler ya da geri adımlar olur. Bu kez de iyi ki böyle bir şey oldu da geri adım oldu. O gün bu çağrıyı yapmıştınız Yonca Hanım. Şimdi ne söylersiniz diye ben de sorma imkanına erişirim. İyi bir haberi sorma imkanına erişirim. Umarım tek dileğim İnşallah. Bu. Çok teşekkürler. İnşallah. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Zülal Kalkandere'ne döneyim. Zülal Hanım, birkaç yorum duyduk. Birkaç destek açıklaması duyduk. Sonra böyle birkaç hafta, birkaç ay gündemden çıktı bu durum. Başka meselelerle ilgilendik. Sonra daha ağır bir şekilde ve daha keskin haliyle getirip önümüze koydular. O günden beridir de tartışıyoruz. Bugün Meclis Genel Kurulu'na sevk edilene kadar. Sizin perspektifinizden olan biten nedir? Umutlu musunuz? Sizce toplumun tartışırken ıskaladığı bir nokta var mıdır? Teşekkür ederim. Şimdi aslında...